Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Namı Diyale Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Haşir Risalesi'nde de mukaddime bölümünün ikinci işaretine kadar geldik. Dün ikinci işareti şöyle baştan sona bir okuduk. Konuşmaya da başladık. Hatta 3 paragraf diyelim ilerledik. Gerçi paragraflar küçük ama 3 paragraf kadar ilerledik. Geri kalanını konuşamamıştık. Bugün yine baştan bir okuyup sonra kalan kısımdan konuşmaya devam edeceğiz. Ama ondan evvel yine adetimiz olduğu üzere en başa dönelim. Hangi güzel adımla Haşir Risalesi'ne başladığımızı hatırlayalım. Nereden başladığımızı ve nereye varacağımızı böylece hatırlamış olacağız. 10. söz 2 ayet-i kerimeyle başlıyor. 1. ayet Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim'in öğrettiği hakikatleri biz burada birinci söz ekseninde olsun, 14. leman ikinci makamı ekseninde olsun konuştuk, anlamaya çalıştık. Bunları tahattür etmeye çalışalım derslerimizi izlemişler için. O metinlere aşina olanlar için de bu manaları tekrar bir çağıralım hafızamızdan. Onun dışındakiler de bildikleri kadarıyla Bismillahirrahmanirrahim'in içinde ne olduğunu hatırlasınlar. Kur'an okumaya başlarken de veya hayırlı bir işe başlarken de Bismillahirrahmanirrahim'in anılmasıyla hangi mana dünyasının çağrıldığını düşünmek lazım. Çünkü aksi takdirde o bir adet sadece oluyor. Ha tabii ki de adeti İslamiyenin de sevabı vardır. Sırf adet olduğu için yapılsa bile bundan hasenat alınır. Ancak tefekkür etmek, onun manasını çağırmak elbette alınanı da zenginleştirir, yapılanı da zenginleştirir. Evet. Birinci ayet buydu. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak Rahman ve Rahim. Uluhiyeti de var, rahmaniyeti de var, rahimiyeti de var. Bunlar katman katman dünyayı bezemiş. Biz de en has dairede rahimiyetin tecellilerini dünyamızda görebiliyoruz. Ve bir anlamda haşir de zaten o baharda rahmanlık seviyesinde gördüğümüz her canlının, çok canlının, birçok canlının tekrar hayata dönüş hakikatini rahimiyet seviyesinde bizim dünyamıza yansıtıyor. Nasıl ki Allah rahmaniyetiyle baharı yaratıyor, varlığı diriltiyor, rahimiyetiyle de insan türünü hesap günü öncesinde diriltecek, hesaba çekecek. Buna imanımız var. Amenna ve saddakna. Evet, ikinci ayette Rum suresinin 50. ayeti, kısa bir meali şöyle. Pardon, ayeti bir okuyalım orijinali. Ne yaptık? Böyle yapmıyorduk biz. Estağfirullah. Fenzur ila athari rahmetillahi keyfe yuhil arda ba'de mevtihe. İnne zâlike le muhil mevta ve hu ala kulli şeyin kadir. Kısa bir meali şöyle. Burada söz basımını verdiği meal. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Tekrar tekrar hatırlatıyorum ama hatırlamak lazım. Burada baharın haşre delilliği anıldığı gibi baharın muktazisi ve ifade ettiği imkan da anılıyor. Nasıl? Baharı ne gerektiriyor? Cenab-ı Hakk'ı baharı yaratmaya ne yönlendiriyor? Haşa, hiçbir şey Cenab-ı Hakk'ı mecbur edemez ama şan-ı rububiyetinden ne iktiza ediyor ki bu baharı yaratıyor Cenab-ı Hak diye düşünürsek vardığımız yer rahmaniyeti oluyor. Çünkü ikram etmek istiyor Cenab-ı Hak, cömert, bağışlamak istiyor Cenab-ı Hak, kerim. Bu manalarla düşündüğümüz zaman diyoruz ki bu baharı iktiza eden cömertlik, rahmet, hikmet neyse bunlar, yine iktiza ederler ki insan türü de toprağın altında kalmasın. İnsan varlığın en kıymetlisi, en sanatlısı, en çetrefillisi. Sineği, böceği, çiçeği, kelebeği ziyan etmeyen Allah insanı toprağın altında ziyan eder mi diye düşünüp
haşrin olacağına buradan bir muktazi alıyoruz. Sonra ayetin son tarafını hatırlayalım mealindeki. O her şeye hakkıyla kadirdir manası var burada. O ne bize söylüyor? O da diyor ki Cenab-ı Hak bunları yaratmaya muktedirse bir bahar sayfasında bu kadar çok haşri beraber başarıyorsa, yapabiliyorsa, kudreti buna yetiyorsa elbette böyle nihayetsiz bir kudret. Bir tane türü, bir insancığı, insanlığı yaratmaktan aciz değildir. Yani bütün nefislerin yaratılmasıyla, Kur'an'daki manayla mesela, bir tek nefsin yaratılması Cenab-ı Hakk'ın kudretinden başka şey istemez. Hepsini hiçten çıkarmakta bu eşittir yani. Hiçten çıkışta her şey eşittir. Çünkü hiçlik eşittir. Hepimiz bir insanda, 100.000 insanda, 1.000.000 insanda, bütün canlılarda hiç seviyesinde birbirimizle eşitiz. Birimizi hiçlikten çıkaran kudret hepimizi de çıkarabilir. Çünkü nihayetinde aynı şeyi yapmış olacak. Hiçten yaratacak yani. La teşbih ve la temsil. Böyle bir argümanla bahara bakarsak, baharı bu gözle incelersek, oradan da Cenab-ı Hakk'ın kudretine, onun imkanına, yapabileceklerine bir kapı buluyoruz ve diyoruz ki evet, bunları yaratan Allah elbette insanı da tekrar diriltir, buna kudreti kadirdir, yapabilir. Ayet-i Kerime bize böylesi perspektif zenginlikleri sunuyor. Dünkü derste bir de şuna değinmiştik. Allah'ın rahmet eserlerine bakmak meselesi. Yani sadece bak değil. Bak Allah'ın eserlerine, bir de Allah'ın rahmet eserlerine. Yine üçlü bir katman. İşte aynı Bismillahirrahmanirrahim'deki gibi. Kainatı görüyoruz. Kainatı rahmet eserleri olarak görüyoruz. Kainatı Allah'ın rahmet eserleri olarak görüyoruz. Bu öyle zenginleştikçe bakışımız elbette oradan alışımız da değişiyor, aldıklarımız da değişiyor, zenginleşiyor. Evet, ayet-i kerime bize bu gözle bakmayı tavsiye ettiği için, emrettiği için elbette, buyurduğu için de Üstad Hazretleri Haşr Risalesinde haşrı ispat etmeden hemen evvel Allah'ın ve Peygamber'in varlığını ispat ediyor. Allah'ın varlığını ispat edişini hem suretin girişinde hem birinci işarette konuştuk. Şimdi ikinci işarette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haşre olan delaletini konuşuyoruz. Peygamberlere imanın kaçınılmazlığını konuşuyoruz öncelikle. Sonra o iman üzerinden de haşrin görünüşünü konuşuyoruz. Sanki düşününüz, bir tepeye çıkmışız. O tepeden artık güneşi seyrediyoruz, doğuşunu seyrediyoruz, batışını seyrediyoruz vesaire. Bunun gibi işte Allah'a iman, peygambere iman, bunlar tepeler. Bunların üstünden artık haşir görünür oluyor bize. Bunlar ona dayanak oluşturuyor. Ne diyelim, saca yağı gibi haşre imanı üstünde tutuyor. İlahi bu manaları önceki derslerimizde konuşmaya çalıştığımız için fazla üzerinde durmuyorum. Yoksa metinde ilerleyemiyoruz. Pekala, yine baştan sonuna kadar metni bir okuyalım. Ondan sonra da tefekkürünü etmeye çalışalım. Gücümüz yettiğince. Tevfik, inayet, rahmet Allah'ta. İkinci işaret. Hikayede bir yaveri ekremden bahsedilmiş ve denilmiş ki, kör olmayan herkes onun nişanlarını görmekle anlar ki, o zat padişahın emriyle hareket eder ve onun has bendesidir. İşte o yaveri ekrem, Resul-i Ekrem'dir aleyhissalatü vesselam. Evet, şöyle müzeyyen bir kainatın öyle mukaddes bir saniyine böyle bir Resul-i Ekrem, ışık şemse lüzumu derecesinde elzemdir. Şöyle müzeyyen bir kainatın öyle mukaddes bir saniyine böyle bir Resul-i Ekrem, bakın nasıl inşa ediyor cümle, şöyle müzeyyen bir kainatın öyle mukaddes bir saniyine böyle bir Resul-i Ekrem, Işık şemse lüzumu derecesinde elzemdir. Çünkü nasıl güneş ziya vermeksizin mümkün değildir, öyle de uluhiyet de peygamberleri göndermekle kendini göstermeksizin mümkün değildir. Hem hiç mümkün olur mu ki, nihayet kemalde olan bir cemal, gösterici ve tarif edici bir vasıta ile kendini göstermek istemesin. Hem mümkün olur mu ki, gayet cemalde bir kemali sanat,
onun üzerine enzari dikkati celbeden bir dellal vasıtasıyla teşhir istemesin. Hem hiç mümkün olur mu ki bir rububiyet-i âmmenin saltanat-ı külliyesi kesret ve cüz'iyat tabakatında, garip söyledim, hem hiç mümkün olur mu ki bir rububiyet-i âmmenin saltanat-ı külliyesi kesret ve cüz'iyat tabakatında, nasıl söylemek lazım, tabakatında diyelim, vahdaniyet ve samedaniyetini zülcenahen bir mebus vasıtasıyla ilanını istemesin. Yani o zat, ubudiyeti külliye cihetiyle kesret tabakatının dergah-ı ilahiye elçisi olduğu gibi, kurbiyet ve risalet cihetiyle de dergah-ı ilahinin kesret tabakatına memurudur. Hem hiç mümkün olur mu ki, nihayet derecede bir hüsnü zati sahibi, cemalinin mehasinini ve hüsnünün letaifini aynelerde görmek ve göstermek istemesin. Yani bir Habib Resul vasıtasıyla ki hem Habib'dir, ubudiyetiyle kendini ona sevdirir, aynedarlık eder, hem Resul'dür, onu mahlukatına sevdirir, cemali esmasını gösterir. Hem hiç mümkün olur mu ki acip mucizelerle, garip ve kıymetdar şeylerle dolu hazineler sahibi, sarraf bir tarif edici ve vasaf bir teşhir edici vasıtasıyla enzar-ı halka arz ve başlarında izhar etmekle gizli kemalatını beyan etmek irade etmesin ve istemesin. Hem mümkün olur mu ki bu kainatı bütün esmasının kemalatını ifade eden masnuatla tezyin ederek seyir için garip ve ince sanatlarla süslenilmiş bir saraya benzetsin de rehber bir muallim tayin etmesin. Hem hiç mümkün olur mu ki bu kainatın sahibi, şu kainatın tahavvülatındaki maksat ve gaye ne olacağını, müşir tılsım-ı muğlakını, hem mevcudatın nereden, nereye, necisin, üç suali müşkülün muammasını bir elçi vasıtasıyla açtırmasın. Hem hiç mümkün olur mu ki bu güzel masnuat ile kendini zişura tanıttıran ve kıymetli nimetleriyle kendini sevdiren Sani-i Zülcelal, onun mukabilinde zişurdan marziyatı ve arzuları ne olduğunu bir elçi vasıtasıyla bildirmesin. Hem hiç mümkün olur mu ki nevi insanı şuurca kesrete müptela, şuurcayı suurca dedik, demek ki su içme vakti geldi. Hem hiç mümkün olur mu ki nevi insanı şuurca kesrete müptela, istidatça ubudiyeti külliyeye müheyya suretinde yaratıp, muallim bir rehber vasıtasıyla onları kesretten vahdete yüzlerini çevirmek istemesin. Daha bunlar gibi çok vezaif-i nübüvvet var ki, her biri bir burhan-ı kat'idir ki, uluhiyet risaletsiz olamaz. Uluhiyet risaletsiz olamaz. Şimdi acaba alemde Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam'dan beyan olunan efsaf ve vezaife daha ehil ve daha cami kim zuhur etmiş? Ve rütbe-i risalete ve vazife-i tebliğe ondan daha elyak, daha evfak hiç zaman göstermiş midir? Hayır, asla ve kat'a. Belki o bütün Resullerin seyyididir. Bütün enbiyanın imamıdır. Bütün asfiyanın serveridir. Bütün mukarrabinin akrebidir. Bütün mahlukatın ekmelidir. Bütün mürşitlerin sultanıdır. Evet, ehli tahkikatın ittifakıyla şakk-ı kamer ve parmaklarından su akması gibi bine bali mucizatından, had ve hesaba gelmez delail-i nübüvvetinden başka, Kur'an-ı Azimüşşan gibi bir bahr-ı hakayık ve 40 veçh ile mucize olan mucize-i kübra, güneş gibi risaletini göstermeye kafidir. Başka risalelerde ve bilhassa 25. sözde Kur'an'ın 40'a karip vücuh-ı icazından bahsettiğimizden burada kısa kesiyoruz, diyor ve ikinci işaret burada bitiyor. Efendim tekrar başa dönelim.
özetle ne konuştuğumuzu hatırlayalım. Biz burada peygambere imanın nasıl kaçınılmaz olduğunu konuşuyoruz. Evet, aklın, mantığın, nizamın, tutarlılığın gereği peygamberlere iman etmek. Ne demek istiyorum? Eğer kainat kitabını kabul ediyorsanız, kainatı kabul ediyorsanız ve ondaki kitaplığı da zaten ister istemez bilgi aldığınız için, kainatla girdiğiniz ilişki bir bilgi ilişkisi olduğu için ister istemez her şekilde en sıradan ne diyelim artık öyle birileri kaldı mı bilmiyorum ama mesela işte cep telefonu, televizyon falan filan bunların olmadığı şartlarda yaşayan birilerinin bile neydi o Amerika'da bir grup vardı. Amişler miydi? İsimlerini hatırlayamadım. Veya işte başka Yahudilerin içinde de böyle gruplar var diyorlar. Teknolojiyi reddeden. Onlar bile kainatla bilgi ilişkisini reddedemezler arkadaşlar. Hani modern teknolojiyi reddetmek veya modern bilimleri reddetmek kainatla bilgi ilişkisinin kesildiği anlamına gelmez. Geçenlerde bir kitap okudum. Her şey göründüğü gibi değildir miydi? Can Yayınlarından çıkan bir kitap. İtalyan bir yazarın, bilim adamı, profesör. Kuantum fiziğini falan da anlatıyor kitapta ama şöyle bir yere geliyor en sonunda kitap. Yani son bölümü çok güzel. Mesela maddeler neden ısılarını başka maddelere veriyorlar? Diyelim kaynayan bir su. Üzerine başka bir şey koyduğunuz zaman ısısını neden ona veriyor da kendisi soğuyor? Gibi bu noktaya gelmişler. Diyorlar ki bunu bilim adamları artık şeyle açıklıyor. Bilgi aktarıyor aslında. Ne demek? Hareket ediyor onun atomları. Isınan şeyin atomları daha hareketli. Bir atom kaç hareket yapabilir? Bunun bilgisine daha vakıf yani. Öyle şey yapıyorlarmış. İzah etmeye çalışıyorlarmış birbirlerine. Bu bilgi aktarımını bir şey olarak kullanıyorlarmış zemin. Ki çok da mantıklı. Bana yani hoş geldi. Üstündeki şey soğuk. Onun atomları daha az hareket ediyor. Alttaki şey üstteki şeye bak senin atomların da böyle hareket edebilir diye bilgi aktarıyor diyor. Yani o ısı şeyi niye oluyor aralarında? Çok sıcaktan az sıcağa, soğuğa ısı aktarımı niye oluyor? Yoğun enerji, daha az enerjili bölgeye niye enerjisini veriyor falan bu gibi şeyleri bilim adamları böyle bir zemine çekmişler en sonunda. Kainatta olup olan her şey bir bilgi aktarımı. Çok ilginç bir tez. Ben de o kitapta gördüm ilk kez. Dedim ya çok ilginç yani. Bu kainatın hikmetle, ilimle ilişkisi ekseninde düşününce Müslümanlar açısından da konulabilir bir zemini var. Allahu alem. İşte yani bu bilgi ilişkisini kabul ettiğiniz zaman kainattaki bu bilgiyi bir de onu kendisini o bilgi üzerinden tanıtan Allah ya bu okul var. Okulu yapan var. Yani ders kitabı da var. Yahu bir öğretmen gerekmez mi? Ben bu bilginin tamamını alamıyorum ya da o bilginin gayba işaretlerini, ustasına işaretlerini göremiyorum. Kaç insan görebilir bunu? Çok az insan çok az kısmını görür eğer vahiy olmasa. Vahiydir bizi gaybden haberdar eden. Elbette kendisini bu kadar detaylı bir şekilde bildiren Allah, kainatta delil delil, ayet ayet, bilgi bilgi dokuyan Allah, esmasını, sıfatlarını, şunatını, diler ki, buyurur ki, emreder ki bir de peygamberim olsun, o kullarıma öğretsin bunlar bana nasıl işaret ediyor. Okuma yazma öğrense çok güzel bilgi sahibi olacak bir kitle yaratmış ama okuma yazma bilmiyor. Diğer tarafta da okuma yazma bilenler olsa çok iyi okunacak bir kitap var. Araya bir muallim lazım. O öğretmen araya girdi mi bu devre tamam olacak yani. Elektrik akacak, o ampul yanacak. Devre sorularını hatırlayalım ortaokulda, lisede, sınavlarda çıkan. Araya şeyi, doğru şeyi, parçayı koydunuz mu? Direnç midir, şey midir falan hani sorularda gelir. Buraya ne konulursa bu ampul şöyle yanar. O araya doğru şeyi koyarsanız orası yanacak. İşte kainatın da ampulünün yanması için araya nübüvvetin girmesi lazım. Yoksa bu devre kopuk devre. Orada enerji var, burada enerji var. Ya da burada yanacak ampul var, bu tarafta enerji var ama o akış sağlanmıyor. O akışı sağlayan nübüvvettir. Bize kainat kitabını nasıl okuyacağımızı öğreten de nübüvvettir. Allah'a bakan veçhiyle. Hatta ondan öte Bediüzzaman Hazretleri'nin 20. sözdeki ifadelerine baktığımızda modern bilimlerin de kökeni aslında peygamber mucizeleridir.
Yani peygamberler insanın çakralarını açmıştır, insanlığın çakralarını açmıştır. Ne ile? Mucizeleriyle. Biz biliyoruz ki her mesleğin piri bir peygamber aleyhisselam. İşte İdris aleyhisselam terziliğin piri, Davut aleyhisselam demirciliğin piri, ne diyelim başka? Yusuf aleyhisselam rüya tabirlerinin ve işte maliyenin piri, muhasebecilerin piri diyelim. Çünkü Mısır'ın maliyecisi oydu biliyorsunuz, bakanı gibi bir şeydi yani Mısır, eski Mısır'ın. Veya başka başka İsa aleyhisselam tıp. Değil mi? Onun mucizeleri de hep tıptan gelmiş. O mesleğin piri gibi gibi peygamberler insanlığın ufkuna bu ilimlerin ilk ateşini düşürmüş. Bu eski Yunan'da var ya, Prometheus gitmiş de bilmem nereden ateş çalmış gelmiş falan. İnsanlık ilk ateşi öyle öğrenmiş falan. Geçelim o mitolojiyi, ama hakikat bahsine geldiğimizde evet, insanlığın hayal edebilmesi için ufkuna birilerinin bir karpuz kabuğu düşürmesi lazım. Onu peygamberler yapmış. Bize Cenab-ı Hakk'ın lütfunu hem manevi hem maddi sahada göstermişler. İnsanlık da onların izlerini takip ederek bugünkü noktalara gelmiş. Süleyman Aleyhisselam mesela havada seyahat ediyor diyor ayetler bize. İşte bugün uçakla biz de seyahat ediyoruz değil mi? Peşine düşmüşüz demek ki gibi gibi. Evet, burası peygamberlere iman bahsi. Onun zarureti üzerinden haşrı da anlatacak ama. Oraya da gelecek. İkinci işaret. Biraz başlayalım, okuyalım, konuşalım. Hikayede bir Yaver-i Ekrem'den bahsedilmiş ve denilmiş ki, kör olmayan herkes onun nişanlarını görmekle anlar ki, o zat padişahın emriyle hareket eder ve onun has bendesidir. Nişanlardan kasıt, hem mucizeleridir o peygamberlerin aleyhisselam ve özellikle Hatemül Enbiya aleyhissalatü vesselam Efendimizin, hem de ne diyelim sahada olan icraatlarıdır. Bugün de tesirlerini gördüğümüz dalbudak salmış ağaçlarıdır. Ne demek istiyorum? Efendimiz aleyhissalatü vesselam gelmiş, okuma yazma bilmeyen birisi, kabilesi bile ona düşman. O şekilde başlamış, türlü zorluklar içinde davasını anlatmış, bir din ortaya koymuş. Onunla beraber bir din Cenab-ı Hak indirmiş ve bugün bakıyoruz ki o dinin ta Çin'den tutun Latin Amerika'ya kadar müntesipleri var. Bilmem kaç tane devlet kurmuşlar, kaç medeniyet oluşturmuşlar, eserler, nasıl diyelim, maddi manevi eserler, kitaplar, camiler, çeşmeler, hanlar vesaire vesaire, kamil insanlar en büyük eser olarak, evliyalar, asfiyalar vesaire. Yani görüyoruz ki ya bu tohumda bir şey var, bu nasıl meyve vermiş böyle? Yani tohumun hakikatini, ağacın görkemliliği ispat ediyor. Eğer o tohum kötü olsa böyle görkemli ağaç çıkar mı? Yani hepsi de hakikatli yani. Arkasından gelenler de onu yalanlamamışlar. Evet dediği gibidir diyerek imza atmışlar. Bugün bile seküler bilim adamları bile, hatta bazen İslam'ın müeyyidelerine taraftar çıkan kukçulara rastlıyorsunuz batıda. Adam diyor mesela hırsızla el kesme cezası. Bunu savunuyor. Bu diyor çok mantıklı. Niye? Şey diyor mesela, hırsıza diyor geçici ceza verdiğiniz zaman, hani üzerinde eser görünmeyen bir ceza verdiğiniz zaman, o diyor yine hırsızlık yapabiliyor diyor çıktıktan sonra, cezası bittikten sonra. Biz diyor bugün batıda, adam öyle anlatıyor mesela, bu TEDx konuşmalarında falan belki denk gelmişsinizdir. Ben de nerede denk geldiğimi hatırlamıyorum ama filmde miydi, başka bir şeyde miydi? Diyor ki adam, ya hırsızı diyor işaretlemek lazım. Niye? Çünkü diyor adam çıktığı zaman tekrar o işe dönebiliyor diyor. Çoğunlukla da dönüyorlar diyor. Hani bir kere dolandırıcılık yapmaya alışan hep yapıyor diyor. Çıkınca da yapıyor. O yüzden diyor biz dışarı saldığımız her adamı potansiyel suçlu olarak salıyoruz diyor. Fakat diyor İslam'daki gibi el kesme cezası olsa diyor bak adam, hem diyor daha caydırıcı, hem de diyor iz bıraktığı için karşıdakinde şey oluşturur. Bak adamdaki kafaya bak. Bugün bizim hukukçuları anlatamazsın mesela bugün. Sekülerleri anlatamazsın Türkiye'deki. Adamı diyor gördüğü zaman muhatabı anlar ki bu adamın eli ayağı rahat durmamış. Yani bu ceza ona verilir. Buna karşı biraz dikkatli olayım der diyor. Bu tutumu
Hani gören herkesin ona karşı böyle olacağını bilmek de diyor o adama ahlakı şey yapar, aşılar. Hani benim üzerimde böyle bir leke var. Ben o lekeden kurtulmak için daha dikkatli olmalıyım. Bak hem öyle tedavi hem böyle tedavi. Böyle bir şey var diyor yani. Adam savunuyor bunu, mantıklı diyor. Ama bizim özgüvenini yitirmiş Müslümanlarımız bugün bunları savunamıyor. İlâ ahir. Evet. Yani şeriatın hakkaniyeti de onun nişanıdır. Buraya gelelim oradan. Kur'an'ın mucizeliği de onun nişanıdır. Mucizeler zaten kendi çağındaki mucizeleri, onun elinden Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mucizeler zaten nişanlarıdır, rütbeleridir yani işaretleridir omuzundaki. Onun rütbesini gösterirler, makamını gösterirler. O zat padişahın emriyle hareket eder. Kör olmayan herkes onun nişanlarını görmekle anlar ki, o zat padişahın emriyle hareket eder ve onun has bendesidir. İşte o Yaver-i Ekrem, Resul-i Ekrem'dir aleyhissalatü vesselam. Evet, şöyle müzeyyen bir kainatın, öyle mukaddes bir saniyine, böyle bir Resul-i Ekrem, ışık şemse lüzumu derecesinde elzemdir. Geçen ders bunu konuştuk, fazla üzerinde durmak istemiyorum. Kainatın süslenmiş olması, hakkında düşüneni ödüllendirmesi, düşünülesi yaratılması, tefekkür edilesi, halk edilmesi gösteriyor ki onu yaratan Allah kendisini bildirmek istiyor. Kainat böyle, yaratanı öyle. O zaman diyor, onun da diyor böyle bir Resul-i Ekrem'i ışık şemse lüzumu derecesinde elzemdir. Çünkü nasıl güneş ziya vermek sizin mümkün değildir. Öyle de uluhiyet de peygamberleri göndermekle kendini göstermek sizin mümkün değildir. İşte o öyle, bu böyle olursa şu da şöyle olmak zorunda. Bu Allah la teşbih ve la temsil bir güneş gibi eserleri üzerinden bize kendisini bildiriyor. O kara delik değil yani. Güneş Allah la teşbih ve la temsil güneş gibi marifetiyle bize kendini bildiriyorsa onun ışığı mesabesinde de peygamberi olacaktır. Eğer peygamberi olmazsa güneş var, ışık yok demiş olursun ki bu mantıksızdır yani. O derste de örnek verdik. Hem diyelim ki bir adam çok cömert bu adam ya. Çok çok cömert ama kimseye bir dirhem vermiyor. Böyle cömertlik olur mu? Olmaz. Gibi gibi öyle Allah'lık da böyle olmaz. Kendini bildirmek istiyor ama hiç peygamber göndermemiş. Öyle bir Allah haşa olmaz, tutarsızlık olur bu. Allah'a tutarsızlıktan tenzih ederiz. Sübhandır o. Böyle kusurlardan, batıl iftiralardan münezzehtir. Uluhiyette peygamberleri göndermekle kendini göstermeksizin mümkün değildir. Hem hiç mümkün olur mu ki nihayet kemalde olan bir cemal gösterici ve tarif edici bir vasıta ile kendini göstermek istemesin? Burayı da konuştuğumuz için geçiyorum. Evet, bundan sonrasını konuşmamıştık. Bundan sonrasını tefekkür edeceğiz daha ince. Vaktimiz de var. Hem mümkün olur mu ki gayet cemalde bir kemali sanat, onun üzerine enzarı dikkati celbeden bir dellal vasıtasıyla teşhir istemesin. Bir daha okuyorum cümleyi. Hem mümkün olur mu ki gayet cemalde bir kemali sanat, onun üzerine enzarı dikkati celbeden bir dellal vasıtasıyla teşhir istemesin. Nasıl bir benzetme kullanıyor Bediüzzaman Hazretleri burada? Bir serginiz var. Bir eser yapmışsınız, bir değil birçok eser yapmışsınız ama duyurmuyorsunuz. Yani yapmışsınız mesela, atıyorum Mona Lisa'nın tablosu. Bu da bizim için çok şey sayılmaz ama, matah bir şey sayılmaz ama, diyelim ki öyle eserler yapmışsınız falan. Çok sanatlılar böyle. Hepsi galeride asılı ama galeriden kimsenin haberi yok. Öyle bir resim sergisi olduğundan kimsenin haberi yok. Kimseye bildirmiyorsunuz, gizliyorsunuz. Ya böyle olmaz bu iş. Bak insan üzerinden bile böyle bir Cenab-ı Hakk'ın bizde numunecik olarak gölgesinin 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 gölgesi tarzında kendisini bilmesi için inşa ettiği, yarattığı ne diyelim karakterler, seciyeler, huylar üzerinden bile düşündüğümüzde ya bir diyoruz bu böyle olmaz. Tutarsızlıktır diyoruz yani. Bir şey hem bu kadar
ince sanatlı olsun, hazırlanmış olsun, sergilenmiş olsun ama kimseye bildirilmesin. Böyle olmaz. Ne diyor burada da? Gayet cemalde bir kemali sanat. Gayet cemalde yani çok güzel. Çok güzel bir kemali sanat. Sanatın olgunluğu ya da sanatın o ne diyelim zirvesi, mükemmelliği. Onun üzerine enzar dikkati, insanların dikkat nazarlarını, bakışlarını celbeden, çeken bir dellal vasıtasıyla teşhir istemesin. Ya duyurmaz mısın arkadaş böyle bir şey yapsan? Bak mesela işte ben hani editörlük yaptığım için bir parça da yazarlığım olduğu için oradan örnek vereyim. Abi kitap çıkarıyorsun, mutlaka vermen lazım reklamını, yoksa kitap kaybolup gider. Ya da pazarlamacının gittiği müşterilerde anlatması lazım. Bak böyle bir roman çıkardık veya böyle bir kitap çıkardık. Meziyetleri şunlar abi. Okuyucularına sen de böyle böyle anlat. Kırtasiyenin, kitap evinin vesaire okullarına anlatması lazım. Böyle bir kitap geldi, şöyle özellikleri var falan filan. Nasıl bir ağınız varsa bütün o ağları düşünün. Bir yayın evinin sahip olduğu. Televizyon reklamından tutun. O kitapçının anlatmasına kadar. O kitabın anlatılması lazım ki o kitap alınıp okunsun. Yani bir dellallık, tellallık ya da bizim eski şeyle hani tellal çıkar böyle davul çala çala padişahlar zamanında varmış ya. Keloğlan masallarında falan da filmlerinde de var. Duyduk duymadık demeyin dun dudu dun dun dudu dun dudu dun dun. Padişahımız bilmem şöyle bir şey yapıyor dun dudu dun dun dudu dun dudu dun dun diye böyle kurgulanan, aslı öyle midir bilmiyorum ama böyle bir şey çıkartırsınız, duyurmadıktan sonra o etkinliğin hiçbir şeyi yok ki, hikmeti yok. Serginin hikmeti yok, eserin hikmeti yok. Gösterememiş olursunuz yani. Potansiyel, gene potansiyelde kalmış olur tabiri caizse. Demek ki öyle olmaması için bir dellal lazım. Birinin böyle böyle arkadaşlar bakın bunlara böyle böyle bakmalısınız. Şurada şurada şöyle şeyler var. Böyle böyle şeyler olacak. Haberiniz olsun ey ahali demesi lazım. Bunu aklımızda tutalım. Bir, böyle olması lazım. İşte peygamberlerin de insanlığa şeyi böyle bir anlamda. Geleceğiz. Hem hiç mümkün olur mu ki bir rububiyet-i âmmenin yani geniş rububiyetin saltanat-ı külliyesi kesret ve cüz'iyat tabakatında vahdaniyet ve samedaniyetini zülcenaheyn bir mebus vasıtasıyla ilanını istemesin. Yani o zat ubudiyeti külliye cihetiyle kesret tabakatının dergah-ı ilahiye elçisi olduğu gibi kurbiyet ve risalet cihetiyle dergah-ı ilahinin kesret tabakatına memurudur. Burada önceki kısımdan bir aşama daha gittik. Önceki kısımda sadece alıcının daha pasif olduğu ve aradaki kişinin de duyurucu olduğu bir şey vardı. Ne diyelim ona? Gerekçelendirme vardı. Mesela bir öncekinde nihayet kemalde bir cemal gösterici ve tarif edici bir vasıta ile kendini göstermek istemesin diyordu. Bir sonrakinde gayet cemalde bir kemali sanat onun üzerine enzara dikkati celbeden bir dellal vasıtasıyla teşhir istemesin. Yani gösterilmek istemesin diyordu. Ama üçüncüsünde iş değişti. İki türlü bir ilişki olmaya başladı. Nasıl? Bir daha okuyalım. Hem hiç mümkün olur mu ki bir rububiyete âmmenin saltanat-ı külliyesi yani bir geniş umumi âmme, umumi yani rububiyet terbiye ediciliği Cenab-ı Hakk'ın saltanat-ı külliyesi kapsamlı saltanatı. Yani umumi bir terbiye edicilik varsa kapsamlı bir saltanat da vardır. Güç de vardır, iktidar da vardır. O olmazsa bu olmaz. Ya diyoruz ki mesela bugün Milli Eğitim Bakanlığı bir karar çıkarıyor. Bütün okullarda, bütün öğrenciler aynı şey öğretiliyor. Bütün Türkiye'nin haberi oluyor. Bak bu neyi gösteriyor? O bağlı olduğu devletin saltanatı şuradan şuraya kadar. İşte Edirne'den Kars'a kadar, Hakkari'ye kadar. Hakkari'ye geçince bizim Milli Eğitim Bakanlığı'nın şeyi kalmıyor, şevketi kalmıyor. Veya işte Edirne'ye geçince kalmıyor. Neden? Saltanatının sınırı o. O saltanatı külliyesinin, onunki külli denmez, ona parça denir aslında çünkü sınırı var. Külliye dediğimizde hepsini kapsıyor manasında.
rububiyeti amme saltanat külliyeyi gösteriyor. Kesret ve cüz'iyat tabakatında kesret çokluk. Çeşitlilik sahası mı diyelim. O demek cüz'iyat küçük şeyler demek. Tabakatında vahdaniyet ve samedaniyetini zülcenahen bir mebus vasıtasıyla ilanını istemesin. Bakın bu sefer neye benzetti Üstad Hazretleri? Mebus. Mebus ne? Milletvekili. Eskiden öyle derlerdi, mebus derlerdi. Burada ne diye verilmiş bakalım manası? Görevli temsilci diye verilmiş. Ama biz bizim meclis üzerinden düşünelim. Şimdi bir devlet var ve bu devletinde her tarafı kapsayan bir saltanatı var. O saltanatın içinde de elbette gereği olarak geniş bir terbiyesi var. Yani ahalisini terbiye ediyor. Etmesi gerekiyor. Saltanat bunu gerektirir. Saltanat var ama hiç kimsenin işine karışmıyor. O zaman ona biz saltanat demeyiz yani. Var yok belli değil çünkü. Diyelim işte falanca şehirde devlet var ama jandarma, polis hiçbir işe karışmaz veya savcılık falan hiçbir işe karışmaz. O zaman şey derler hani bu nasıl devlet, bu nasıl millet, nasıl karışmaz? Devlet yok mu derler mesela. Hani adamlar başlarına bir şey gelse burası dağ başı mı derler. Hani devletin olmadığı yer manasında. Yetkisiyle yetişemediği yer manasında. Demek ki gücü biz rububiyet üzerinden anlıyoruz. Yani saltanatın gücünü biz sahadaki terbiye edicilikten anlıyoruz. Saltanat-ı külliyeyi rububiyete ammenin üzerinden anlıyoruz. Ne kadar o rububiyet dakikse mesela çok iyi adalet sistemi var. Çok iyi emniyet sistemi var. Jandarma ateş gibi, polis mermi gibi, işte adaletin terazisi hiç saçmıyor, elmas tartan kantarlar gibi örneklendirelim. Böyleyse biz deriz ki ya bu devlet çok güçlü ya, hiçbir şey ıskalamıyor. Bak ne kadar dakik, ne kadar nizami her şey, ne kadar hassas her konuda, hemen yetişiyorlar, hemen hukukun gereğini yapıyorlar falan. Deriz ki ya bu güçlü bir saltanatın göstergesi. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın sahada, eserlerinde, kainatta biz bu saltanatını görüyoruz. Nasıl görüyoruz? İşte hep diyoruz bu kadar galaksi, gezegen, yıldız ya hepsinin bir yörüngesi var. Hepsi böyle hesaplanabilir bir çerçevede hareket ediyor. Bir matematikle hareket ediyor. Matematik aynı zamanda saltanatın rububiyet ammesini gösterir. Matematik dışı hiçbir şeyin olmaması, kainatta matematiğin dışına hiçbir şeyin çıkamaması, orada bir terbiye ediciliğin, bir kalıplarda tutmuşluğun, bir çerçeveye almışlığın, bir ölçülerle yol verilmişliğin olduğunu gösterir. Yoksa ölçemezdik, hesaplayamazdık, dengesiz olurdu. Bakın hiçbir şey dengesiz değil bu kainatta. Hepsi böyle bir ölçüyle, şu ne kadar girer, bu ne kadar çıkar, hesap edebiliyoruz diyoruz, böyle olur. İşte şu kadar şundan yaparsak, bu kadar bundan yaparsak, bunları şu ölçüde karıştırırsak, kimya derslerinden hatırlayalım. İşte iki ölçek bundan, dört ölçek bundan olursa, bir ölçek de şunu koyarsak bu olur. Matematiği var. O matematik hem saltanatın hem de rububiyetin göstergesi. Bunu kainattan anladık. Kainat böyle bir kainat, muhatap olduğumuz kainat. Matematik doğanın dilidir diyorlar ya işte, öyle düşünün. Her şeyde bir matematik dili var. Şimdi bu cüz'iyat ve kesret tabakatında vahdaniyet ve samedaniyetini zülcenahen bir mebus vasıtasıyla ilanını istemesin. Şimdi bu kainatta bir de insan diye bir canlı var. Az evvelki bahsettiğimiz gibi kainatta yani. O insan denilen canlıya Cenab-ı Hak irade vermiş. Bu iradeye yanlışı seçebilme potansiyeli de vermiş, doğruyu seçebilme potansiyeli de vermiş, bir akıl vermiş, bu akla yanlışa gidebilme potansiyeli de vermiş, doğruya gidebilme potansiyeli de vermiş, kalp vermiş, duygular vermiş, nefis vermiş, kanmaya müheyya şeytana. Şimdi her şeyi matematiksel düzenlikte işliyor, bir tek bu insan ve tabii cinler de öyle, çünkü ayet bize bildiriyor, ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. Bunu neden bildiriyor? Çünkü insan ve cin acabaya düşebiliyor. O tarafa da var, bu tarafa da var onun şeyi, temayülü gibi gibi. Böyle de bir
ne diyelim, alemin bir tür dengesizliği, ama dengesizlik değil bu aslında, hikmet. Cenab-ı Hakk'ın kainattan muradı bu. İnsanoğlu sınanacak, irade sahipleri sınanacak. Onlar da Allah'ın emrine uymanın, ona tevekkül etmenin, onun doğru dediğine doğru demenin, yanlış dediğine yanlış demenin hak olduğunu görecekler. Bu da bizim üzerimizden yaşanıyor. Şimdi kainat hepsi matematiksel düzene an be an uyuyorlar. Ama ortada bir böyle tuhaf bir canlı grubu var. Bunların çok büyük meziyetleri, yetenekleri, fakat çok da diplere düşebilme potansiyelleri var. Yine ayeti kerimeyi hatırlayalım. Allah, Cenab-ı Hak insanı ahseni takvimde yarattığını haber veriyor. Sonra ne diyor? Onu aşağıların en aşağısına indirdik. Esfele safilin diyor, değil mi? Aşağıların en aşağısı. O 23. sözün başındaki ayet. Hemen oraya bir dönelim. Bir tahattür edelim. Zaten 23. söz çok enfes bir sözdür. Ben o sözde inşallah ders yaptığımız günler, Allah ömür verir de gelirse, güzel şeyler konuşacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet şöyle. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ السَّافِل۪ينَ اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Tin suresinin 4 ve 6. ayetleri bunlar. Kısa bir meali de şöyle. Andolsun ki biz insanı en güzel bir şekilde yarattık. Sonra da onu en aşağı seviyeye indirdik. Ancak iman eden ve güzel işler yapanlar müstesna. Yani iman etmek ve güzel işler yapmak bizim kanatlarımız, fıtratımızın üzerine yaratılmış olduğu hayırda bizi tutan kanatlar bu ikisi. Bu ikisi olmasa ne oluyor? Aşağı düşüyoruz. Yani düşmemek için muhtaç olduğumuz kanatlar iman ve ameli salih. Ve takva tabii ki de elbette. Evet. Nereden gelmiştik buraya? Şimdi insan da böyle karıştırabilir bir canlı. Şimdi o kadar her şeyi matematiği üzerine yaratsın, kimyası üzerine, fiziği üzerine, düzeni üzerine yaratsın, onlar gram sapamasın. Ama böyle bir grup var, bunlar doğruyu yanlışı bilmiyor, şaşırıyorlar, düşüyorlar çukurlara, akıbetlerini berbat edebiliyorlar. Böyle bir tabakaya, yani kesret ve cüz'iyat tabakatında vahdaniyet ve samedaniyetini, birliğini ve hiçbir şeye muhtaç olmadığını, her şeyin ona muhtaç olduğunu, zülcenaheyn, iki kanatlı, iki yönlü, bir mebus vasıtasıyla ilanını istemesin. Şimdi anladık mı mebus niye gerekli? Bildirecek daha. Hani devletin şeyini bildirecek. Bir, ne diyelim, Allah'ın birliğini anlatacak bize. Bakın siz şu an bocalayabilecek durumdasınız. Çok büyük kesretle müptelasınız. Etrafınızda sürekli hareket eden şeyler var. Nedenler, sonuçlar, nedenler, sonuçlar, nedenler, sonuçlar. Bir yığın şey var. Bir yığın oluş, bir yığın yaratış, bir yığın yıkılış görüyorsunuz etrafınızda sürekli. Ama bunlar değil maksat. Kafanızı kaldırın. Bunun arkasında bir vahdet var diye haber verecek bir. İki, bir de hiçbir şeye onun muhtaç olmadığını, her şeyin ona muhtaç olduğunu haber verecek. Bir mebus vasıtasıyla ilanını istemesin. Yani o zat ubudiyeti külliye cihetiyle, yani külli ubudiyeti, kapsamlı kulluğu cihetiyle kesret tabakatının dergah-ı ilahiye elçisi olduğu gibi, kurbiyet ve risalet cihetiyle dergah-ı ilahinin kesret tabakatına memurudur. Burada söylediği şey aslında çok ilginç. Bu İbn Arabi Hazretlerinin falan eserlerinde de geçiyor. Efendimizin hem velayet yönü var, hem nübüvvet yönü var. Elbette o peygamber öncelikle, nübüvvet yönünde her türlü baskın, ama üstad da buna atıf yapar. Velayet-i Ahmediye, velayet işte nübüvvet-i Muhammediye gibi galiba terkiplerle yapıyordu bunu. Galiba İmam Rabbani Hazretlerinin mektubatında da buna dair bahisler var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem velayeti itibariyle bizim Hakk'ın yanındaki elçimiz, çünkü en zirvemiz. Yani o ibadette, taatta, takvada, her şeyde en istikametlimiz.
O yönüyle bizim oradaki elçimiz ama diğer tarafıyla da oradan buraya vazifelendirilmiş olmasıyla da Cenab-ı Hakk'ın bizim yanımızdaki elçisi. Yani hem bizi ona temsil ediyor hem onu bize temsil ediyor. Mebus nedir? Milletvekili nedir? Hem devleti halka temsil eder hem halkı devlete temsil eder. Mebus'ta ikisi de vardır yani. Hem gittiği zaman memleketine şuranın milletvekili devletle muhatap olacaksan o adamdır yani muhatabın. Hem de halkın seçtiği olduğu için devlete de halkı temsil eder mebus. Buradaki mebus şeyi boşuna değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da böyle iki yanı var. Birisi o ubudiyet külliyesi kapsamlı ubudiyeti cihetiyle kesret tabakatının dergah-ı ilahiye elçisi oluyor. Yani insanlığın Cenab-ı Hakk'ın katındaki ne diyelim? Daha doğrusu tabii burası onu anlatıyor. Ubudiyetteki muvaffakiyeti, gayreti, kapsamlılığı ile oradaki ne diyelim ya başarısı mı diyelim? İşte bu kelime aslında pek şey değil ama başarısı diyelim hadi. Oradaki başarısıyla tebarüz etmiş, bizim önümüze geçmiş. Cenab-ı Hakk'ın katında bizim elçiliğimizi yapıyor. Bunun en büyük deliline Miraç. Miraç bunu gösteriyor. Cenab-ı Hak onu kabul etmiş katına. O kadar insanlık içinden onu kabul etmiş. O Miraç yolculuğunu ona yaşatmış. Bu gösteriyor ki evet seçtiği o. Bir diğer tarafı kurbiyet ve risalet cihetiyle de dergah-ı ilahinin kesret tabakatına memurudur. Bir taraftan da Cenab-ı Hakk'ın insanlara gönderdiği memur. Kurbiyet ve risalet cihetiyle. Peki Üstad Hazretleri niye bu şeyi söyledi şimdi bize iki yanlılığı, iki yönlülüğü? Daha önce söylememişti. Burada bunu niye söyledi? Allahu Alem kaydıyla söyleyelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın iki fonksiyonuna da burada işaret var. Birincisi, hem ibadeti kainatın topluca yaptığı o ibadetler, cansızlardan canlılara, bitkilerden hayvanlara, hayvanlardan insanlara, o süre değen evrenin başından sonuna kadar bütün o tesbihatı Cenab-ı Hakk'ın katına sunmakta bir temsilcilik vazifesi görüyor. Hatemül Enbiya olarak, peygamberlerin serveri olarak. Diğer tarafta da ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'ın emirlerini bize tebliğ ediyor. Yani hem bize Cenab-ı Hakk'ın rızası nasıl kazanılır öğretiyor, hem de bizim o rızayı kazanmak için yaptığımız şeyleri Cenab-ı Hakk'a sunuyor. Onun kulluğunun böyle iki tarafı da var. Ve böyle bir ilişki lazım çünkü bir geçiş noktası lazım. O ikisi arasında, iki alem arasında bir geçiş noktası lazım. O geçişte, o eşikte birisinin durması lazım. Bu da peygamberlerdir. Bu gerekliliktir. Yani nasıl devlette milletvekili gerekiyorsa halkla devlet arasında yarı sivil yarı resmi bir ilişki kurmak için. İşte yani o ne işe yarıyor o yarı sivil yarı resmi ilişki? La teşbih ve la temsil. Hem halkın dediğini umursamak zorunda o adam hem de devletin dediklerini umursamak zorunda. Çünkü hem devlete karşı sorumluluğu var hem halka karşı sorumluluğu var. Bir vali gibi değil ya da bir komutan gibi değil. Komutan, vali birebir devlete karşı sorumlu. Halktan şey almıyor ki, yetki almıyor. Oy da almıyor, oy da aramıyor. O yüzden birebir belki o ilişkiyi hissetmiyor ama milletvekili seçilmek için halkı geziyor. Rızasını da arıyor. Değil mi? Tabiri caizse, la teşbih ve la temsil. Evet de bu kusurlu bir benzetme. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da rahmetellil alemin olması hasebiyle kullarının da, yani Allah'ın kullarının da ne diyelim şeyini önemsiyor. Hidayetini çok önemsiyor. Ayet-i kerime var. Biz bunu hani kafamızdan söylemiyoruz. Onlar iman etmiyor diye diyor. Neredeyse kendini helak edeceksin. Kısa bir meali böyle. Nasıl istiyor yani onların kulluklarını tam yapmalarını, Allah'a iman etmelerini. Neredeyse diyor kendini helak edeceksin. Bunu Cenab-ı Hak söylüyor ona. Yani Cenab-ı Hak onun bu kıymetli gayretini görüyor. Hem onu
şey yapıyor, terbiye ediyor. Hem de onun üzerinden bize öğretiyor ki bak bu peygamber böyle bir peygamber. Seçtiğim böyle birisi. Sizin rızanızı da arayan, yani rıza derken onların da Allah'tan ne diyelim razı olmasını, Allah'ın onlardan razı olmasını isteyen bir peygamber diyelim. Böyle ifade etmeye çalışalım artık kelimelerin kifayet etmediği bu alanda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle ikili bir fonksiyon görüyor ki saltanat da böyle fonksiyonları olan birilerini arada ister. Çünkü halktan da kopmamak lazım ama otoritenin de emirlerini iletebilmesi lazım gibi gibi vesaire. Kusurlarından arındıralım. Bu benzetmeyi nübüvveti anlamada bir pencere olarak kullanmaya çalışalım. Evet, az vaktimiz kaldı. Bir paragraf daha okuyalım. Hem hiç mümkün olur mu ki nihayet derecede bir hüsnü zati sahibi cemalinin mehasinini ve hüsnünün letaifini aynelerde görmek ve göstermek istemesin. Affedersiniz. Hem hiç mümkün olur mu ki nihayet derecede bir hüsnü zati sahibi cemalinin mehasinini ve hüsnünün letaifini aynelerde görmek ve göstermek istemesin. Yani bir Habib Resul vasıtasıyla ki hem Habib'tir, ubudiyetiyle kendini ona sevdirir, aynedarlık eder, hem Resul'dür. Onu mahlukatına sevdirir, cemali esmasını gösterir. Nasıl bir temsil var şimdi karşımızda? Nihayetsiz bir güzellik sahibi birisi var. Hem hiç mümkün olur mu ki nihayet derecede bir hüsnü zati, zatına ait sonsuz bir güzellik sahibi. Cemalinin yani yine güzelliğinin, mehasinini, güzelliklerini, bunların elbette içinde nüanslar vardır ama ben bilmiyorum. O yüzden hepsini güzellik diye çeviriyorum. Benim cahilliğim. Yoksa üstad elbette bu kelimeleri bir nüansla kullanmıştır. Nihayet derecede bir hüsnü zati sahibi cemalinin mehasinini, güzelliğinin güzelliklerini, bizim çevirimizde böyle oluyor, ve hüsnünün letaifini, güzelliklerinin hoşluklarını, eksik çevir bunlar, aynelerde görmek ve göstermek istemesin. Yani çok güzel ama bu güzelliğin hiçbir veçhini hiçbir yerde göstermiyor. Görmüyor ve kendisi de görmüyor, başkasına da göstermiyor. İşte geçen gene konuştuk ya, adam evinde giyiyor takım elbiseyi, hazırlanıyor falan, saçını kesiyor, saatini falan güzel böyle takıyor, görünüşü. Ama ondan sonra aynaya bile bakmadan hepsini çıkarıyor, yatağa giriyor, uyuyor. Bunu niye yaptın? Deriz değil mi? Yani bu niye oldu şimdi? Bu hiçbir kimseye bir şey göstermeyecektin, yapmayacaktın. O zaman niye bu kadar süslendin? Gibi gibi. Yani güzellik, birisinde bir güzellik varsa o görünmek, yani bizzat kendisine de görünmek hem de başkasına da göstermek ister. Bu güzelliğin şeyidir yani, kemalidir. Bu olmazsa güzellik eksik kalır, ikram etmemiş olur. Hikmeti yerine gelmemiş olur yani. Güzelliğin hikmeti yerine gelmemiş olur. Bilinmekle güzellik hikmetini tamamlar, kemale erdirir diyelim. Öyle ifade edelim. Hüsnü zati sahibi, nihayet derecede bir hüsnü zati sahibi, cemalinin mehasinini, güzelliğini yani, ve ince letaifini, hoşluklarını, ince sanatlarını aynelerde görmek ve göstermek istemesin. Ya bir aynaya bakmak herkesin ihtiyacı değil mi? İnsan üzerinde bile. La teşbih ve la temsil. O azıcık, bizdeki azıcık güzellik bile istiyor ki ya bir aynaya bir bakayım falan, bir çıkayım, endamımı bir göstereyim. Herkes bir baksın bana falan. Bizim bir arkadaş vardı lisede. Saçları çok güzeldi. Şöyle uzatmıştı da böyle ensesine kadar. Bizim fen lisesinde biraz daha müsaade ediyorlardı. Saça çok şey yapmıyorlardı. Böyle sağa sola bakarken kafasını böyle sallayarak şey yapardı böyle. Hani şuraya mı gidelim, buraya mı gidelim? Hani niye yapıyor o sallamayı? Saç gözüksün, hareket yapsın. Yani işte bak, o kadarcık bir şey bile. Görünmek istiyor. Bugün zaten sosyal medya çağında görünmek zirvesine bulmuş durumda. Herkes her
güzelliğini göstermek, görünmek istiyor. Elbette helal harama dikkat etmek lazım. Fakat bu temayül içimize neyi anlamak için konulmuş? Cenab-ı Hakk'ın kainatı niye yarattığını anlamak için konulmuş. Cenab-ı Hak esma, sıfat ve şuunatının değil zatını, bakın zatının değil. Cenab-ı Hakk'ın zatını biz anlayamayız, mahlukat da kaldıramaz, yansıtamaz, öyle bir şey yok. Ama isim, sıfat ve şuunatının yansımalarını biz burada kainatta şöyle böyle tefekkür edebiliyoruz. İşte bunun için bu kainat yaratılmış, aynalık etmek için. Cemalinin mehasinini ve hüsnünün letaifini aynelerde görmek ve göstermek istemesin. Yani Cenab-ı Hak bu kadar güzel olsun da kendini hiçbir yerde yansıtmasın. Böyle bir şey olamaz. Yani bir Habib Resul vasıtasıyla ki, Habib yani sevgili Resul vasıtasıyla ki hem Habib'tir, ubudiyetiyle kendini ona sevdirir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesi Cenab-ı Hakk'a kendisini sevdirmesidir. Aynadarlık eder, hem Resul'dür. Onu mahlukatına sevdirir. Cemali esmasını gösterir. Aynı zamanda Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın da marifetini bize aşılar. Bizi Cenab-ı Hakk'ı sevmeye sevk eder. Aynayı gösterir bize yani. Ya da aynalığı anlatır bize yani. Aynada gözükeni anlatır. Aynaya nasıl bakmamız gerektiğini anlatır. O bunu anlatmazsa biz körüz. Vahiy olmazsa insanlık kördür. Aynada Allah'ı göremeyiz yani. Evet, kainat Allah'ı anlatıyor, tarif ediyor. Delilleri, ayetleri ama pencerenin açılması lazım. Bir anahtar var, onun kilide girmesi lazım. İşte o nübüvvettir. Bize gösterir yani. Şöyle yapacaksınız, böyle bakacaksınız, şöyle düşüneceksiniz. Ondan sonra bizim böyle kafamız açmaya başlar, çalışmaya başlar. Değil mi? Çocuk bile çarpım tablosunu gösteriyorsunuz. Kapasiteli çocuksa bakıyorsunuz çat diye ezberlemiş hepsini veya çözmüş sistemi. Fizik, kimya, başka derslerde de düşünebilirsiniz. Ama o ilk adım lazım. O ilk adım atacaksın ki o çocuğun çakraları açılsın. Yoksa nereden bilecek onun nasıl bir dünyaya dahil olduğunu? Hani dünyayı bilmiyor, o nasıl bir dünya onu bilmiyor. Kapısını açtığınız zaman eğer kabiliyeti varsa içinde koşmaya başlıyor o yolun. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hem Cenab-ı Hakk'a sevgili olacak bir ahlak sahibi, kemal sahibi, sünnet-i seniye sahibi hem de bize Cenab-ı Hakk'ı sevdirecek bir tebliğ sahibi. Hem ayna bizzat kendisi hayatıyla çok süper bir ayna. Habibliği oru zaten. Yani Allah kime sevgilim der? Habibim der. Onu hayatında en iyi yansıtana. Yani onu yansıtmak derken de yine işte zatı diye anlaşılmasın. Onun muradını yansıtana, emrettiğini yansıtana, nehyinden kaçınana, salih amellerini işleyene. Onun şeriat-ı kelamisi diyelim. Onun üzerine yaşayan yani kelam isminden gelen şeriatı üzerine yaşayana sevgilim der. Çünkü o yansımalarının hakkını vermiştir. Üzerindeki tecellilerin hakkını vermiştir. Ona sevgilim der. İki, bir de şu özelliği var. Başkalarına da göstermesi lazım. Şimdi ayna bir tek sahibine mi gösterir güzelliği? Hayır. Ona bakan birisi de yine yansıyan kişinin güzelliğini görür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hem kulluğudur Cenab-ı Hakk'a şeyi, aynalığı, hem de tebliğidir aynalığı. Bize de öğretiyor çünkü. Yani biz Cenab-ı Hakk'ı nasıl seviyoruz? Onun öğrettiğiyle. Peki Cenab-ı Hakk'a bizi nasıl sevdiriyor? Sünnet-i seniyesiyle. Öyle bir Esat Coşan Hoca Efendi merhum bir tasavvufi eserden aktarıyordu. Eserin ismi neydi? O aklıma gelmedi şimdi ama meşhur bir eser yani. Ben de okudum onu ama K'li bir şeydi ismi. Neyse isim aklıma gelmedi. Yani bir tasavvuf ehlinin kitabından anlatıyor onu. Demiş ki peygamberlerin iki vazifesi var. Bir, Allah'ı kullarına sevdirir. İki, kulları Allah'a sevdirir.
Demişler tamam, birincisini anladık. Allah'ı kullara sevdiriyor. Allah'ı anlattığın zaman kullar ister istemez sever yani. Çünkü Allah nihayetsiz cemalde, kemalde. Onu anlattığın zaman elbette gönülde muhabbet oluşur. Fakat Allah'a nasıl kulları sevdiriyor? İşte o da diyor sünnet-i seniyesiyle. Yani nasıl olursak Allah bizi sever. Onu da hayatıyla gösteriyor. Bu iki türlü aynalığıdır onun şeyi. Eşsiz, benzersiz, insanlık için vazgeçilmez bir örnek oluşu. İşte bugün Kur'an Müslümanı dediğimiz zümre veya işte modernistler veya başka versiyonları, isimlerini siz düşünün. Diyorlar ki işte tebliğcidir, postacı mesabesindedir, şey yoktur. Ya o zaman aynalık yarım kalmıyor mu? İşte orada dediği şey, Allah'ı kullara sevdirdi, tamam. Kullar Allah'a nasıl kendilerini sevdirecekler? Orası biraz meçhul kalmıyor mu yani? İşte onun dersi de onun hayatıdır. İşte buradaki aynalığı mesela. Yani o zat ubudiyet külliye cihetiyle kesret tabakatının dergah-ı ilahiye elçisi olduğu gibi, yani bizim çokluk tabakasının dergah-ı ilahiye elçisi olduğu gibi, kurbiyet ve risalet cihetiyle de dergah-ı ilahinin kesret tabakatına memurudur. O da lazım, o da lazım. Hadi bakalım. Bir tarafını kesip atıyorsunuz kafanıza göre. Nasıl olacak bu iş? Herkes kendi kafasına göre mi Allah'a kendini sevdirecek? İyi de Allah hangisiyle kendisini sevdirmek istiyor? Allah hangisini seviyor yani? Bu sualin bir cevap bulması lazım. Tamam, biz Allah bizi sevsin istiyoruz ama nasıl, neyle? İşte namaz kılma şeyinde söylüyoruz. Avuda mı kalkmamız lazım? Hangi kulluktan hoşlanıyor? Şınav mı çekmemiz lazım? Parende mi atmamız lazım? Yok. Ne diyor namaz bize? Secde etmeniz lazım. Rükû etmeniz lazım. El bağlamanız lazım. Bu somutluk olmazsa biz tahayyürde kalmaz mıyız? O acabamız biter mi? Sorularımızın cevabı bulunmamış olur ki. Yani çoğu mevzu yine havada kalır. Sahadaki asıl pratik anlamında söylüyorum. Allah bir. Tamam ama o Allah beni nasıl sever? Kapıdan girerken hangi ayağımla girsem sever? Hangi duayı okusam sever? Neyi yapsam sever? Bunlar da sual değil mi diğer sualler gibi? Ontolojik, gerekli, ahlaki sorular değil mi? İşte bunların cevabı da ancak sünnet-i seniye ile Efendimizin aynalığıyla, o aynalığın bir veçhiyle karşılığını bulur diyoruz. Ve arkadaşlar burada bitiriyoruz çünkü süremizin de sonuna gelmişiz. Bahsimiz daha var. Herhalde bir 2-3 ders daha konuşabiliriz diye düşünüyorum. Cenab-ı Hak hakkıyla hissedar olmayı, aldığımız dersleri gırtlağımızdan kalbimize indirebilmeyi hepimize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.